Herkese merhaba arkadaşlar. Mind and Blade Bannerlord'un birinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Oyun nihayet Türkçe bir şekilde bizlere sunuldu ve bizler de bu macerayı sizlerle birlikte ortak olacağız. Video başlamadan önce kanalımıza haliyle abone değilseniz abone olup bildirimler açmayı unutmayınız. Mind and Blade Bannerlord'un her bölümü saat 16.00'da kanalımda olacak her gün. Bunu sizlere hatırlatmış olayım. The Witcher serimizi izleyen arkadaşlarımız da merak etmişsin. O da her gün tekrar yayınımızda olacak. Her gün saat 16'da kanalımızda olacak arkadaşlar. Şimdi oyuna devam et diyorsun da ben oyun falan açmadım. O yüzden sefere gireceğiz. Seferden artık yapılması gereken ayarlarımızı yaptıktan sonra Mind and Blade 2 serimize başlıyor olacağız. Bekliyoruz. Evlat bekliyoruz. Ator'da dönüyor mönüyor bir şeyler oluyor. Tamam nihayet bir şeyler geldim. Karakterin kültürü diyor. Bunu biz seçeceğiz. Karakterinin kültürünü seç. İmparatorluk. Kaldradi İmparatorluğu düşüşte diyor falan filan diyor. Arkadaşlar biz her zaman imparatorluğa layık bir vatandaş olmaya çalıştık. Her zaman milletimizin imparatorluk demek böyle halkını yerde koymayan büyük şehir, büyük adalet, özgürlük her şeyin kavramıdır imparatorluk. O yüzden biz bu imparatorluğun başına geçelim. Ne kadar imparatorluk da olsa insanlarımızı huzur içinde yaşatmaya davet edelim diyorum ve imparatorluğu seçerek sıradaki bölüme geliyorum. Şimdi burada bir eleman yaratıcıyız. 100 bölümüne gelelim. 100'ün genişliği geniş olsun baba. 100 derinliği. Ama grafikler efsane olmuş ya. Grafikler harbiden efsane olmuş. Bu neymiş? Merkez uzunluk. Biraz asabi olsun. Arkadaşlar ben şöyle bir yüz yarattım. Hatta böyle güzel oldu. Biraz değişik oldu. Çıplak mı olsun yoksa şöyle prangalı mı olsun diyeceğim de çıplak iyidir ya. Çıplak olsun. Bundan sonraki şeyde de sakalı iyi mi acaba? Sakalı çok mu abarttık diye düşünüyorum da. Sanki şu bir tık daha iyi ya. Şu bir tık daha iyi. Saçına tam karar veremedim aslında. Saçı güzel... Güzel saçlar var aslında da. Şu olmuyor. Yüz suratına yakışmıyor. Şu var. Bu da çok şu kenarları falan çok açık duruyor. Onu beğenmedim pek. Aslında şu yılına şu tam oluyor. Şu suratına tam gidiyor. Suratına oturuyor bu. O yüzden bunu yapacağım. Saçını da şöyle hafif sarı yapayım ki tenine uygun olsun. Aslında tenini biraz şey yapabilirim ya. Tenini şöyle biraz hafif karaltabilirim diyeceğim de. Bize benzesin. Çok da şey olmasın. Şu güzel. Tamam. Bu güzel arkadaşlar. Şimdi ne diyor? Aile seçiminizi yapın. Ailem bir toprak sahibine hizmet ederlerdi. Şehir tüccarlarıydı. Mülk sahibiydi. Şehir zanaatçılarıydı. Ormancılardı. Şehrin aylak takımındandı. Bir toprak sahibine hizmet ederlerdi. Şimdi bu olmasın. Şehirli tüccarlardı. Mülk sahibi de şehir zanaatçılarıydı. Biz zanaatçı olmak daha güzel olabilir ama şimdi şey de yapmak istiyorum bir açıdan. Siz söyleyin. Çok da böyle zengin züppe tarzı bir aileden de gelsin istemiyorum. Biraz sefillik görsün istiyorum yani. O yüzden ne diyeceğim? Mülk sahibi de olmaz. Bir toprak sahibine hizmet ederlerdi. Şehirli tüccarlardı. Ben toprak sahibine hizmet ederlerdi diyeceğim. En azından bir baş kaldırı yapacaksak bu şekilde yapalım. Baş kaldırı yapalım. Bizi ihanet edenlere, bizim hakkımızı vermeyenlere böyle söz verelim. Baban, bölgedeki toprak sahibi bir aristokratın güvendiği bir teğmeniydi. Lord'un süvarileriyle birlikte at sürer zırhlı bir kargıcı olarak savaşırdı. Ailen imparatorluğun ana şehirlerinden birinde tüccarlıkla uğraşırdı. Yakınlarda şehirlere kervanlar gönderirler ve şehir konseyinde önemli meseleleri görüşürlerdi. Mülk sahibi şehirden açıldı. Kendilerine ait bir atölyesi vardı ve kırsal bölgelerden getirilen ham maddelerden çeşitli ürünler üretilirdi. Baban şehir konseyinde küçük de olsa aktif bir rol üstlendiği gibi milis kuvvetlerinde de görev yapıyordu. Yok ben şunu olacağım. Ben at sürüyor. Bak at sürüyor tamam mı? At zaten bizim kültürümüzdür. At bizim kültürümüzün baş tacıdır. At sürüyor. Toprakla işi gücü var. Bu adam bize göre işte. Bizim milletimizi örgütleyen, bizim milletimizi gösteren bak gücün simgesidir ve dayanıklılığın simgesidir. Baba bu biziz işte. Tamam devam et.
Ne diyor? Çocukluğunda öne çıkan özelliğin liderlik becerilerini, fiziksel gücünü, detaylara gösterdiğin özendir. Rakamlar konusundaki yeteneğindir. Rakamlar konusunda pek bir yeteneğim bu zamana kadar biraz sıkıntılıydı. İnsan ilişkilerimiz iyidir. Atlar konusunda becerilerinde fiziksel gücüm diyeceğim. Bir güç, güç olsun. Bu ülkede güç lazım bize. Güç, güç. Her şeyden başka ilk önce kafada güç, sonra vücutta güç diyerek fiziksel gücümüzü diyorum. Köydeki bütün çocuklar gibi sen de tarlalardaki işlere yardım ederdin. Ayrıca tarladaki işlere yardım ederdik. Köyün demircisine çalışırdın, tamirat yapardın, kızlarla ot toplardın, küçük hayvanlar avlardın, pazarda mal satardın. Bir avcı olalım diyorum ben. Av toplama, arkadaşlarla av falan toplama hikayelerimiz olduğu zaman tam böyle var ya, tam bir köylü çocuğu olduk lan, devam et. Kaldradya'da büyüyen bir genç için savaş hiçbir zaman uzak değildi. Sen bir komutanın heyetine girdin, süvari eğitimini alındın, garnizonda nöbet tuttun. Gözcülerle birlikte at sürdün, piyade eğitimi aldın, avcı erlerine katıldın. Satın alamayacak kadar yoksul olanlar genellikle avcı erlerine katılırlar. Askeri alacaklarına kalkan satın alamayacak. Piyade eğitimi aldın. Süvari eğitimi aldık, gözcülerle birlikte at sürdük. Atlı okçular farkındadır. Bu görevler yeni gidecek güzel sahip göçebileri. Bu arada şeylere de bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Şu taraftaki güçlerimizi, kontrol dayanıklıklarımızı ne kadar arttıracak? Bak, kurnazlığı falan arttırıyor bazı şeyler. Bazı şeyler dayanıklılığı arttırıyor. Süvari eğitimini alınalım. Çünkü bize güç ve dediğim gibi dayanıklılık bir askerin, bir krallıkta, bir şeyde yaşayan, yani kısaca becerilerimizi geliştirebilmemiz için bence bu ikisine ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Devam ediyorum. Genç erişkinlik seçiminizi yapın. Maceralarla dolu bir hayata atılmadan önce en büyük başarın savaşta bir düşmanı alt etmekti. Başarılı bir insan avına önderlik etmekti. Toprağa yatırım yapmaktı. Tehlikeli bir hayvanı avlamaktı. Şehirde bir macera yaşamaktı. İnsanlarla iyi geçinmekti. Şunlar ne arttırıyor? Şunlara da bakalım. Kontrol. Tehlikeli bir hayvan avlamaktı. Dayanıklılık, kurulazlık, sosyallik. İnsanlarla iyi geçinmek. Şimdi öyle bir adam yarattık ki insan meleği gibi falan bir şey olduk zaten. O yüzden bunlar fazla fazla olacak diye düşünüyorum ama nasıl yapsak bilmiyorum. Savaşta bir düşmanı alt etmekti. Ben yine güç ve dayanıklılık üzerine gideceğim ya. Şunlar da birer falan veriyor. Ama bunda gerçi yok, aşağı yukarı aynı da. Neyse, hepsinden biraz yaptık arkadaşlar. Bu sefer sosyallik ve zekaya çalışalım o zaman. Aynen şöyle yapalım. İnsanlarla iyi geçinmekti diyelim. Kaldıradya'daki ailelerin birçoğu gibi sizin hayatınızda da savaş yüzünden alt, sizin hayatınızda savaş yüzünden alt üst oldu. Ardı arkası kesilmeyen ordular evinizi yakıp yıktı. Sonunda mülkünüzü sattınız ve baban, annen, erkek kardeşin ve iki küçük kardeşinle beraber daha güvenli olduğunu duyduğunuz yeni bir şehre doğru yola çıktınız. Ne var ki oraya ulaşamadınız. Yolda kaldığınız han akıncıların saldırısına uğradı. Kaldığımız han akıncıların saldırısına uğradı. Ebeveynleriniz öldürüldü ve en küçük kardeşleriniz ele geçirildi. Ama sen ve erkek kardeşin hayatta kaldınız. Lan! Nasıl oluyor o işler? Bir dakika! Nasıl oldu ya? Her şeyden uzak, savaş bitmiş, o bitmiş bitmiş, ne güzel şehire gelmişiz. He? Ne var ki oraya ulaşamadınız. Yolda kaldığınız han akıncıların saldırısına uğradı. Ebeveynleriniz öldürüldü. En küçük kardeşleriniz ele geçirildi. Ama sen ve erkek kardeşin hayatta kaldınız. Allah senin belanı versin. Ben yaşamasam da olur. Bir akıncıyı etkisiz hale getirdin. Onlar oklarla savuştun. Hızlı bir atlar odanı akıncıları oyuna getirdin. Yolcuların kaçmasını sağladın. Yok kardeş. Şu an sıkıntı oldu bu olay. Bir akıncıyı etkisiz hale getirdik. Bir akıncıyla olmaz bu iş. Onları okla savuşturdum. Hızlı bir atlı oradan ben kaçmam hiçbir şeyden. Akıncıları oyuna getirdim. Oyun bak şimdi. Arkadaşlar şöyle bir durum var. Eğer gücün yetmiyorsa aklınla bu işi halledeceksin. Ezel filmini düşünün. Adamın hiçbir şey yok ama kafası çalışıyor. Şey, Ramiz dayıyı düşünün. Olay nereden bağlandı bilmiyorum ama. Yani gücün bir simgesi de kafadır. O yüzden bence oyuna getirmek oradan bizi en çabuk bizi o durumdan çıkarabilecek etkendir diye düşünüyorum. Bir intikam ve kurtarma görevi için kardeşlerinle yola çıkmaya hazırlanıyorsun. Karakterini oluşturdun. Hazırsan bitir tuşuna tıklayabilir ve değişiklikler yapmak için geri dönebilirsin. İsmini gir. Hemen girelim. Eren Kirif.
Kültür İmparatorluk şehir projelerine sur onarımlarına ve kuşatma silahlarından %20 inşaat hızlı bonusu. Aile bir toprak sahibiyiz. Fiziksel gücümüz var. Ergenliğimiz şöyle böyle. Tamam. Bence çok güzel oldu arkadaşlar. Mükemmel oldu. Oyunu başlatalım. Kolay. Kolay. Gerçekçi. Oyunların zorluğunu belirle. Şimdi çok kolay olmasın. Bir kolay olsun. Bir kolay olsun. Layıkıyla yapalım. Şimdi çok kolay olursa da tadı çıkmaz. Ölmeyi etkinleştir. Kahramanların savaş alanında ölüp ölmeyeceğini tabii ki ölecek ki gerçek olacak. Klan üyelerinin kazandığı niteliklerin otomatik atanması. Tamam, bunu da işaretle ve oyunu başlat. Arkadaşlar, Mount & Blade 2 Bannerlord'a tekrar hepiniz hoş geldiniz. Güzel bir seri olmasını diliyorum. Arkadaşlar, bu kardeşim mi yoksa benim? Kardeşim, 3 gündür o alçakların izini sürüyoruz. Sanırım yaklaşıyoruz. Onları yakaladığımızda ne olacağını düşünmemiz gerekiyor. Kardeşlerimizi nasıl kurtaracağız? Dövüşmeye hazır mıyız? Baba. Burası birliklerin kullandığı eski bir eğitim alanına benziyor. Belki biraz zaman ayırıp becerilerimizi tazeleyebiliriz. Akıncılara yetiştiğimizde alıştırma yapmış olmak işimize yarayabilir. Parkuru deneyeceğim. Kaybedecek zamanımız yok. Yok, ben şu an hiçbir şey bilmemiz için ilk önce bir parkuru deneyelim tabii ki. Devam etmek için tıklayalım dedim. Tamamdır. Tap şimdi. Dur. Lan ne yaptım lan? Allah belanı versin. Yanlışlıkla yaptım ben onu. Onu ben yanlışlıkla yaptım. Eğitime tekrar dön. Eğitime tekrar dön. Ben tap tuşuyla böyle... Envanterimiz falan var mı? Öyle bir şey zannettim. Okumadan bastım. Şimdi ne diyor? Şu taraftan gideceksin diyor. Karakterinizi hareket ettirmek için sağa sola oraya buraya gidin diyor. Tamam. Yakın kılıç dövüşü eğitimi. Şunlar ne? Dur dur. Oğlum şuradan şey alacağız galiba. Tamam. Arkadaşlar, kılıç eğitimini aldık. Sağdan soldan hepsinden şey yaptı. Başka bir silah seç ya da başka bir eğitim alanına git diyor. Şimdi bunun hızlı koşması yok mu? Bu niye böyle kadar yavaş gidiyor ya? Şimdi burada ne varmış? Dövüş eğitimi. Bunların hepsi dövüş eğitimi mi? Hepsi dövüş eğitimi herhalde. Tamam, bir tanesini alalım bunlardan. Geri bu tarafa mı gideceğiz? Bu tarafa mı gideceğiz? Eleman, sana mı geliyoruz? Sana mı geliyoruz? Cengaver. Çakayım mı bir tane? Anam! Lan dur! Lan gerizekalı! Bak sen vurursun, ben de sana vururum. Vur. 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 Aa, bu nasıl olacak? Oğlum bu bizi gebertir lan mıydı? Aha, bir tane iyi vurdum, ha iyi geçirdim. Ana! Lan manyak herif sen oğlum! Senin hiç şeyin yok mu lan? Allah'ın belası, pislik! Çık lan, ağzını burdum. Senin kafanı gözünü kırarım bak ha. Oğlum biz... Oğlum bu çok pis vuruyor. Oğlum harbiden çok pis vuruyor. Aha vurdum, vallahi öldürdüm lan. Yatırma, kaçırma. Bir boksörün bir yüzüğü büyük özelliğidir. Yakaladın mı bırakmamak. Biz de öyle yapalım. Sen bana vurursun, ben de sana vururum. Köşeden geçiririm ağzına. Ay oğlum bu çok pis vuruyor lan. Çaylak eğitmeni geldin. Kıdemli eğitmenine git diyor. Kıdemli eğitmen şu mu yoksa? Ben ona vuruyorum diye mi bana vuruyor lan o? Lan sen misin kıdemli eğitim? Lan dur manyak! Sana soru soracaktım gerizekalı. Sen nasıl bir eğitmensin? İlk önce eğitmen şans tanır adamlarına. Lan hayvan oğlu hayvan vay. Lan kafanı kırdırma bana. Bana kafanı kırdırma. Oğlum arkadaşlar, bu can sağlığı kendi otomatik yenilenmiyor mu lan? Bak nasıl yapamıyor bak. Bak. Bak senin kafanı kırarım ama bu kadar da olmaz şimdi. Hacı abi bu kadar olmaz ya. Kafanızı kırdırmayın bana. Kat lan. He. Yürü. Ne diyor?
İleri seviye yakın dövüş eğitimi. Eğitimini başarıyla tamamladık. Tamam. Oğlum bak git lan manyak. Oğlum salak mısın sen? Allah Allah. Psikopat ya. At üstünde mızrak eğitimi. Tamam bunu yapmak istiyorum. Bunu da yapalım. Aşağı yukarı eğitimler tamam gibi. Sadece ne kaldı? Kalkan eğitimini aldık. Kılıç eğitimimizi aldık. Bütün eğitimleri şu anda yerine getirdik diye düşünüyorum. Bak bana sakın vurma. Tekrar senin kafanı kırarım ben ha. Tamam. Yakınlarda düşmanlar var ne demek ya? Allah Allah. Çıkılıyor diyor. Tamam çık çık. Çık tamam. Tamam arkadaşlar şimdi eğitim bölümünü hallettik. Hallettiğimizi düşünüyorum en azından. Kılıç eğitimini aldık. Kalkan eğitimini aldık. Bir at üstünde eğitimimiz kaldı. O da aşağı yukarı aynıdır diye düşünüyorum. Başka bir şey yapmadan önce erzaklarımız azaldı. Buranın kuzeyinde erzak alabileceğimiz ve yardım bulabileceğimiz bir köy var. Sen benden daha iyi bir binici olduğuna göre önden gitsen daha iyi olur. Şuradaki köye gitmemiz isteniyor. Tamam buradaki eğitimden şimdi şuraya nasıl gideceğiz? Birliği hareketi haritaya kaydırarak yapabilirsiniz. Dağlar ve denizler gibi erişilemeyen alanlara tıklamadığınız sürece da tıkladığınız yerde bir iz kalacak ve partiniz oraya yönlenecektir. Hadi Tıvaya'ya gidelim. Tamam. Aha buraya geldik. Şu niye duraklatıldı diyor ya. Neyi... Ha oyun duraklatıldı herhalde onu söylüyor. Ulaştığınız konumunuzu keşfetmek ve yerleşime girmek için soldaki parlak butona kullanın diyor. Etrafa bir bakalım. Tamam. Ya bunun şeyi çok güzel olmuş. Böyle Age of Empires diye oyunu herkes bilir. Bizi zamanların en güzel oyunlarından, strateji oyunlarından bir tanesiydi. Harita kısmı da biraz ona benzemiş ama iç kısımlarından da girip köyü, insanları falan inceleyebiliyoruz sanırım. Geldik sanırım. Şimdi erzak almalı ve belki de bizimle gelecek birkaç kişi bulmalıyız diyorsun. Köyün reisi bize yardımcı olabilir. Onu bulmaya çalışalım. Herhalde bu yardım edilecek bir şey. Tamam eleman. Lan dur oğlum at kendi kendine gidiyor manyak. Lan at. At. Ha tamam dur. Keşke at eğitimini alsaydık. Oğlum çok iyi lan. Köy büyüklüğünün yerini görmek için sol alt tuşuna basılı tutabilirsin diyor. Köyün büyüklüğünü görebilmek için. Nereye gidiyoruz la biz bu arada? Dereden mi geçeceğiz? At. At yardır baba. Yardır baba yardır. Kaçılın Kara Murat geliyor. Kara Murat yola çıktı Kara Murat. Keşke Kara Murat'a benzeydim böyle at mat. Oğlum doğru yerden gidiyoruz değil mi ya? Ha gel. Tamam gel. O değildi arkadaşlar. Benim canım şu an niye bu kadar... Bir dakika. Bırak ora kırmızı bölge. La manyak sen yolu bilmiyorsun lan. Alandan ayrılıyorsunuz diyor. Ya bu tarafı gösteriyorsun. Ama bu tarafı gösteriyorsun oğlum. Arkadaşlar bana bir şey gelmesi lazım aslında. Şu an bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum ben. Niye diyecek olursanız şöyle bir problem var. Görev hangisinden açılıyor? J mi? Aynen. JDE şimdi burada konuşuyordu ya şimdi kimle konuşacağız yani burada bana bir şey göstermiyor. Şunlardan birine falan sormamız lazım. Aha köyün reisi. Lan gerizekalı ben senden mi kaç saattir lan? Ben Yakarlos. Bu köyün reisiyim. Seni buraya getiren nedir? Yardımına ihtiyacımız var. Akıcılar iki küçük kardeşimizi kaçırdılar. Bu taraftan geçmiş olabileceklerini düşünüyoruz. Senekileri de mi ele geçirdiler? Bunu duyduğuma üzüldüm. O alçaklar buralarda da birkaç kişiyi öldürdüler ve etrafı yağmaladılar. Kuzeye gittiklerini düşünüyoruz. Bana sorarsan burada malzemelerin parasını ödediğin takdirde senin de birlikte onların peşine düşecek birkaç kişi vardır. Hazırlıklarını tamamladığında tekrar benimle konuşmaya gel. Akıncıların peşine düşeceksen sana bir görevim olabilir. Şimdi o zaman şey yapacağız. Asker toplayacağız. 4 asker topla. Asker toplamak için köy menüsünden asker topla seçeneğine tıkla. Şimdi köy menüsü ne diyordu? Asker toplamamız için ne yapmamız lazımdı? Köyden bir çıkıp şey yapmamız lazım. O zaman şöyle yapacağız. Köyden bir çıkacağız. Köyden bir çıkacağız arkadaşlar. Daha sonra köy üstüne gelip şuradan asker toplamaya basacağız. Ürün satın al.
Ürün satın al, tahıl. Kaç paramız var? 1000 lira paramız var. Yetiyor mu bu kadar? Yetiyor mu bu kadar? Hepsini almamız mı gerekiyor? Tamam, asker toplayalım şimdi. 1, 2, 3, 4. Tamam. O kadar da vermeyek, bize de bir şeyler kalsın. Köy büyüğü ile konuş. Sağ üstteki menü geçerli konumunuzdaki önemli kişileri gösterir. Köy reisi. Köy büyüğü ile konuşmak için onun portresine tıklayın. Tamamdır. Askerleri topladık. İhtiyaçlarımızı da aldık. Hazırlıkları tamamladın mı? Nasıl üzerinde çalışıyoruz oğlum? Aldık işte. Evlat. He, arkadaşlar herhalde şey yapacağız. Şunların hepsini alacağız galiba. Galiba. Aynen. Köyün reisiyle tekrar konuşalım. Tamam. Aynen. Hepsini almamız gerekiyormuş. Aradığını bulmana sevindim. Şimdi daha önce bahsettiğim meseleye gelecek olur isek. Buraya zaman zaman gelen gezgin bir doktor var. İsmi Taketos. İnsanları bedavaya tedavi eder. Onu severiz. Onu en son birkaç gün önce gördük. Yanında bir sandık vardı ve bu konuda çok gizemli davranıyordu. Bir macera peşinde olduğunu söyledi ama başka bir şey de söylemedi. Akıncılar buradan geçmeden sadece birkaç saat önce yola çıktı. Pek görmüş geçirmiş bir tip değil. Hatta tam da tuzağa düşürülüp ele geçirilecek tiplerden. Onun için endişeleniyoruz. Taktiği olsa karşı gözünü açık tutarsan sana minnettar oluruz. Eğer hayattaysa ve sağlığı yerindeyse sana macerası konusunda daha çok bilgi verir belki diyor. Evet arkadaşlar, civarlarda geziyoruz. Akıncılarla karşılaştın. Akıncılar bu taraflarda. Aynen dediğimiz gibi. Şimdi bu akıncıların olduğu yerlere bir saldıralım bakalım. Bir tane köyümüzde bir asker şeyimiz kayboldu. Yanımızdaki 2, 4 kaç askerimiz var lan? 2, 4, 5 tane yanımızda askerimiz var. F1 ile hareket emirlerini açıp F3 ile saldırma emri verebilirsiniz. Tabii ki de F3'ü veriyoruz. Allah izin verirse Allahu Ekber diyerek Metehan'ın askerleri yine beraber. Haydi Bismillah. Gelin lan. Birini geberttik mi? Oo, yalnız ben atımdan inemiyor mu lan? Gençler, gençler. Dur lan, bir asker atı durdur lan, bir atı durdur. Atı durdur. Oğlum saldırın lan, saldırın. Allah belalarını verecek. Yapıştır, yapıştır, yapıştır. Atı serbest gençler. Beni takip edin hadi. Gel buraya. Gel Mete'nin askerleri, gel. Ağzını kırdım. Saldırın gençler. Saldırın gençler. Oğlum gençler saldırın, saldırın. Düşmana bakın, düşmana bakın. Oğlum emri veremedik la. Emri doğru düzgün veremedik. Bir dakika. Atış serbest. Gençler, gençler saldırın gençler. Gençler. Ben inebiliyor muyum şu attan? Ben attan bir ineyim, aşağıda bir kapışak sizi, gel. Ağızlarını kırdıklarım. Bir tanesini de ben öldürüyorum. Helal olsun size lan. Öleniniz yok değil mi aranızda? Aranızda ölen var mı? Ana, bir kişi gitti mi lan yoksa? 1, 2, 3, 10, 2 kişi mi gitti? 2 kişi mi gitti ya? Gençler tamam. Gençler tamam, sakin. Sakin gençler. O değildi arkadaşlar, ben şey ha şu şekilde yapacağız. Anladım 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 anladım. Yanlış yaptık. F2'ye basıp daha sonrasında hangisini istiyorsak. Aynen. Köy reisinin askeri. İki adamım gitti ya. İki tane adamım gitti. Tamam şimdi. Tamam lan, bağırıp durma sen de, dur. Pozisyona diyor, beni takip edin. Gelin buraya, gelin beni takip edin, gel. Gel. Şimdi arkadaşlar savaşımızı kazandık. Bizim için kolay olamadı aslında. Çünkü askerimizden birkaç tanesi geberdi. O yüzden ne olacak? İyi olmadı. Bu hiç iyi olmadı. Şimdi bunların hepsini herhalde yağmalayacağız.
Eski kürk zırh. Bunu giyebiliyoruz mu? Oh! Aslında çıplak daha yakışıklı oluyor da. İki tane koyun. Yün, tahıl. Şunları kuşanalım ya. Yok, bu iyi değil. Şimdilik şu iyi ya. Şimdilik bu iyi. Kapasite aşıldı diyor. Tamam, neyse. Tamam, bu işi hallettik. Şimdi şurada bazı akıncılar daha var. Şu akıncıların olduğu yere bir gidelim. Gel bakalım. Gençler. Aha bak, şurada akıncılar var. Gel gel, bunlarla da çarpışacağız. Durun lan. Bekleyin lan. Evet. Arkadaşlar, şimdi burada bir tane daha akıncılara denk geldik. Bunları da halletmemiz gerekiyor. O yüzden buna da basalım. Bunları da bir halletmeye çalışalım. Oo, yalnız ortalık bayağı bir karanlıklaştı. Niye böyle oldu? Ben hiçbir şey göremiyorum Niyazi. Ne yapalım? Side Şöyle. by side. Dur bir dur dur. Beni bekle, beni bekle. Epi çobaz, saldırı yapacağız. Cut them down. Saldırı yapacağız. Neredeler? Ben hiçbir şey göremiyorum ama. To the horses! Get off your horses! Gel lan buraya. Allah'ım yarabbim. Yemin ediyorum böyle bir şey yok ya. Kaç saattir uğraşıyoruz ya. Arkadaş kazansa da yüzüne tutuşamazsın. Kapat. Arkadaşlar, karanlıkta pek bir şey göremiyorum, o yüzden sıkıntı oldu. Ne diyor? Kurtarma ve esir alma. Zorlu bir savaştan sonra bazı esirleri almak ya da düşmanınızı kurtardığınız kişileri ise işe alma seçeneğiniz olabilir. Her iki seçenekte soldaki küçük ok tuşu ile askerleri partinize transfer ederek yapılır diyor. Tamam. Gel bağalım sizi buraya. Siz gelin bağalım buraya. Şunları salla gitsin bu tarafa. Giyilebilecek bir şey var mı? Ne yaptık tam bilmiyorum da. Neyse, halledeceğiz bunu. Şu elemanı bulduk mu? Elemanı bulmamız önemli. Şimdi şuradan görevlerimize tekrar gelelim. Yolcuyu buldu, bulu kurtar. Şimdi iki birliği birden hallettik. Üçüncü birliği bulmamız gerekiyor. Üçüncü birlik ne tarafta? Üçüncü birlik ne tarafta? Şurada bir kırmızılık. Ha yok, şeymiş. Of. 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 Bunların hepsi birlik mi? Hepsi krallık mı? Aha, burada arkancılar var. Gelin bu tarafa gençler, buradalar. Gelin gelin, şunları bir alak gelin. Gel la buraya. Gel lan. Yakaladım seni. Yakaladım. Seni nerede aradık? Herhalde bu birlikte büyük ihtimalle bizim elemanlardan şeyi biri çıkacak. Yalnız ondan önce ha şuna gelmiyoruz. Tamam, şu an görevde olduğumuz için. Şimdi gençler, ne yapacağız? Ne yapacağız? Formalize! Dur bir dur dur, düşmana bak. Face to them! Düşmana bak. Ondan sonra Circle formation! daire yapın. Daire yapın. In a square! Kare mare. Oğlum bir dakika, diyeceğim yine yapamadım ben. Atış serbest, so atış dur, atış dur. Target. Atış serbest. Saldırın lan, bilmiyorum işte, kafanıza göre takılın. Gel. Gel geber şunları, gel. La.
inerek savaşsaydık keşke. İnerek savaşsaydık. İnerek savaşsaydık. Mete'nin torunları! Mete'nin torunlarıyız lan! Gençler, anam vallahi öldürecekler. Dur. Dur dur gençler. Siz şöyle yapacaksınız. Siz şöyle yapacaksınız. İneceksiniz oradan. Oradan ineceksiniz kardeş. Bu şöyle olmaz. Yo yo. İn. Ha, in. İn 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 in. İn. İn as in attan in attan in. Kafanızı kellenizi koparttım koparttım. Oo. Neredeler? Bak yine karanlık hava. Oğlum benim askerlerim ölmedi miydi lan? Nasıl böyle oldu lan? Gelin dirildirdiniz. Gençler tamam ben size yardım edeceğim bu sefer. Bu sefer size harbiden yardım edeceğim. Gebertirsiniz lan siz onu. Koşlarım benim. Helal lan size. 2, 4, 6, 8 tane askerim. Arkadaşlar düşünsenize. 10.000 tane askeri olduğunu yemin ediyorum var ya. Bundan zevkli bir şey olamaz. 10.000 tane asker olsam var ya şuradaki karşıdaki dağa kadar asker bir şey yaparım ha. Herhalde ilerleyen zamanlarda inşallah öyle şeyler çıkar karşımıza da hallederiz bu işleri. Tamamdır. Şimdi şu elemanın bir tanesini de bu tarafa sallarsak tutsakları da almış oluruz. Onları da bünyemize çalıştırmış oluruz. Şimdi şunlardan da neyse bunları da hallet. Bitti de. Akıncılar beraberinde sürükledi. Tutsaklardan birkaçını kurtardın. Susuz ve bitkin görünüyorlardı. Onlara biraz su ve ekmek verdin. Bir süre sonra işlerinden biri sendeleyerek ayağa kalktı ve yanına geldi. Ne demiş? Kim olduğunu bilmiyorum ama sana borçluyum. Bu eşkıyalar ölümümüze neden olacaktı. Adım Taketos. Heh, adamı bulduk. Doktorum, bir macera peşindeydim ama artık böyle şeylerin bana uygun olmadığını düşünüyorum. Bir kervanla birlikteydim ve birdenbire çallıklardan çıktılar. Etrafımızı kuşatmışlardı ve sayıları bizden fazlaydı. Dolayısıyla teslim olduk. Sadece fidye için bile olsa bizi hayata tutacaklarını düşündüm. Ancak bizi var güçleriyle kırbaçlamayı başardılar ve susuz bıraktılar. Neredeyse yıkılıp kalacaktım. Sıcak çarpışmanın belirtilerini hissedebiliyordum ve onlara söyledim ama beni daha da çok kırbaçladılar. Eğer grubun gelmemiş olsaydı belki de sana doğru düzgün teşekkür etmenin bir yolu vardır. Akıncılar ele geçirdi. İki çocuğu arıyoruz. Bize verebileceğin bir bilgi var mı? Ne yazık ki hiç çocuk görmedim ama kervanımız saldırıya uğradıktan sonra akıncıların başındaki Radagos dedikleri adam değerli mallarımızı ve benim sandığımı alıp atıyla uzaklaştı. Bu bölgeye akınlar düzenleyen çetelerin birkaçını idare ediyormuş gibi görünüyordu. Eğer soydaşların onların elindeyse o biliyordur. Bu bölgeye akınlar düzenleyen çetelerin birkaçını idare ediyormuş gibi görünüyordu. Yardımın karşılığında verebileceğim değerli hiçbir şeyim kalmadığı için ancak şunu söyleyebilirim. Eğer o zalimi bulup alt edersen sandığımı geri alabilirsin. İçinde eğer nerede satacağını bilirsen çok para edebileceğini söyledikleri değerli bir ziynet eşyası var. Daha fazla bilgi edinmeye çalışıyordum ama dediğim gibi içimde hiç seyahat etme isteği kalmamıştı. Yaşadığım sürece bir kuyudan 20 adımdan fazla uzaklaşacağımı sanmıyorum. Ona az bir para karşılığında nereden çıkacağını düşünüyorum ama bunun zamanında tabi ettiğim bir asker hazırlığı almıştım ve onun kendisi orantılı olduğuna yemin etmişti. Bunun ne anlama geldiğini bilmiyorum ama sen de kaybedin imparator yapıyordu. Belki de son gerçek değerini öğrenebilirsin. Teşekkür ederiz. Tamamdır. Kayıt güncellendi. Görev etkinleştirdiler. Radagos'un çetesinin şeyini falan. Şimdi bu işi hallettik gençler. Sıradaki görevimize bakalım. Radagos'un çetesinin sığınağını bul ve onları mağlup et. Radagos'un sığınağını ben... Aha burada. Gençler. Gelin bakalım. Ben ve 9 askerimle birlikte Radagos'un sığınağına gidip oraları bir kontrol edeceğiz bakalım. Yo yo. Şunlara bulaşma. Bu arada arkadaşlar bu oyun online oynanıyor ise tam bilmiyorum. Online menüde online diye yazıyordu ama eğer öyle bir şey varsa ciddi anlamda çok güzel içerikler çekebilirim sizlere. Nereye gitti lan? Buraya gidemiyoruz mu? Ha. Bir dakika oranın bir girişi falan. Yok la bir dakika ya. Radagos'un sığınağını nasıl bulacağız? Sığınak burada da. Oraya farklı bir giriş var herhalde.
şey diyeceğim. Nereden bulacağız orayı lan? Aha. Aha burasıymış. Sığınağa geldin. Tekrar bir saldırı düzenleyeceğiz. Ya Allah, Bismillah. Kurban olduğum Allah. Sen bizlere yardım et. Yardımcımız ol. Kurban olduğum güzel Allah'ım. Atış serbestler. Düşmana bakın gençler. Düşmana baktıktan sonra gençler saldırı düzenleyeceksiniz. 3'e basıyoruz. Şimdi hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Atlar. Atlar yerinde yok. Ha, bu sefer at değil, normal gidiyoruz. Okey. Arkadaşlar şu hızlı koşma tuşunu bulamadım ben ya. Niye böyle oldu? Allah Allah. Bunun bir formülü olması lazım. Bir dakika, şunu bir iptal etsene. Lan dur lan. Manyak manyak şey. La buraya gel lan. Buraya gel lan. Gençler, gençler, ateş saldırı, 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 saldırı. Saldırı. Ben yanlış bastım. Şunun üzerinde bir şeyler var mı? Onları alabiliyoruz mu? Alamıyoruz. Nereye? Nerede? Diğerleri nerede? Oğlum ben niye koşuyorum? Yemin ediyorum bu olaya gıcık kaptım ama ben. Koşamıyorum ben. Ha. Bir şey oldu. Oğlum nereye gidiyoruz lan? Dağın yüzüne çıkıyor. Allah Allah. Bizden ne yapmamız isteniyor ya? Çetenin sığınağını bul, onları mağlup et. Ha, sığınağı bulacağız. Siz biliyor musunuz sığınağı kafanıza göre gidiyorsunuz? Benim yanıma bir gelsenize. Gençler. Oğlum manyak manyak şey yapmayın. Buraya gelin. Beni takip et. Gel. Gel gel. Herhalde şu caps lock tuşuyla koşuyor ama. Herhalde en hızlı koşuş bu herhalde. Bilmiyorum. Sığınağın bir giriş yolunu bulmamız lazım. Sığınağın buradan bir yerden bir girişi var. Devam et bakalım, bir gel. Gel. Diğerleri nerede? Oğlum diğer elemanların nerede sen? Oğlum bunlar beni bıraktı, gidiyorlar lan. La gelin buraya. Diğerleri nerede? Benim 8 tane cengaverim vardı, nerede? 3 tane burada. Ha, şu geliyorlar. Gelin buraya, gelin. Hepiniz gelin. Hepiniz bir gelin, hepiniz bir, sizi bekliyorum. Bir gelin yanıma. Gel yanıma. Tamam. Kaçma tuşunu buldum arkadaşlar. Aha. Abi. Aha. Şeyleri zannettim. Tamam, bizimkilermiş. Başa kaldı mı? Başa kaldı mı? Başa kimse yok değil mi? Tamam. Şimdi nereden bulacağız buranın girişini? Buralarda bir yerlerde bir giriş var. Aha. Koçlarım. Koçlarım saldırın. Koçlarım. Allah ne verdiyse. Allah ne... Anam! Ya kopartırım. Oğlum öldürün arkadaşlar. Arkadaşlar öldürün. Onun kafasını kopartırım. Başka kim var? Oğlum şuna elim alışamadı benim bir türlü ya. Atış serbest. Atış serbest. Gel buraya lan. Gel buraya. Ağzına kırdım onun hayvanı. Sen kimsin lan? He? Gençler, onları da hallettiğimize göre arkadaşlar, kan efektleri falan görüyorsunuz mu? Harbiden çok iyi. Gelin tamam, beni takip edin, gel. Gel beni takip et, gel. Pozisyonunuza geçin. Atış serbest. Her zaman gördüğünüz anda halledersiniz ama beni takip edin, gel. Gel. Aşağı doğru gideceğiz, gel. Aslanlarım, bir şeyler olursa bana söyleyin. Bir şey olursa kafalarını koparamam. Lan şurada bir hamak mı var lan? Ne ya? Come on! Saldır! Saldır! Saldır, saldır, saldır! Saldır! Bir kişi miymiş burada? Burada bir kişi mi var? Aha, bir yere geldik. Anlaşma mı yapacağız yoksa karşı mı geleceğiniz? Ben öyle şey yapmam.
senin ağzınla yapmam. Şimdi ölürüm olursa sıkıntı yaratmayacak. Bak. Gel buraya sen. Onun bir tanesini aldım. Gel köle taciri gel. Gel. Ağzını kırdım gel. Ha! Benim Osmanlılarım benim. Bunlar Osmanlı. Osmanlı kanı taşıyan insanlarız lan biz. Osmanlıyız lan biz. Gebertiriz lan burayı. Devam et. Devam et aslanlar, devam et. Savaş kazanıldı diyor. Biz de hala devam etmek peşindeyiz. Savaşı kazandık. Tamam. Bitti. Bu iş de bitti. Hepsini geberttik. Toprakları aldık. Pekala. Yenilgiyi gördüğümde anlarım. Eğer senin tutsağın olacaksam kendimi tanıtayım. Ben Radagos. Ne oldu lan? Henüz gırtlağımı kesmedim ve bunu akıllıca bir hamleydi. Diriyken sana daha fazla olmamın bir yolunu bulabileceğim. İhanet etmezsen iyi olur, tamam mı? Yoksa seni sallandırırım yukarıdan. Eğer onları geri getirmek istiyorsan yardımına ihtiyaç duyacaksın kuşkusuz. Yardımıma. Canlı olarak geri getirmek istiyorsan yani beni çocuklar bir kurtarma girişimi durumunda ne yapacakları konusunda çok açık talimatlar aldılar. Beni çocuklar bir kurtarma girişiminde durumunda. Yola çıkalım mı? Unutma, eğer yorgunluktan düşüp ölürsem veya bir yerde boğulursam sevdiklerinin sonu gelir. Konforlu bir tahtırevan beklemiyorum ama bu yolculuğu benim için pek de zor kılmasan iyi olur. Dedi kendileri. Şimdi şunları bir gönder bakalım. Tutsağı birliği al. Aha, bunlar birliği alabiliyoruz. Bunları birliği alabiliyoruz. Yo onu ver. Tamam, bitti de. Ah, ne yaptık la? Burada daha çok hazine bulmayı umuyorum ama sanırım Radagos ülkede senin işleri pek iyi gitmiyormuş. Bu garip görünümlü metal parçasını buldum. Pek değerli görünmüyor ama Taktios'un bahsettiği parça olabilir. Yüklü bir fiyat karşılığında soylu klanlardan birine satabiliriz belki. Benim daha iyi bir fikrim var. Şimdi ayrılırsak şansımız artar. Bunun için keselerimizin dolu olması gerek. Bu adamları yanımıza almamız gerekecek. Radagos hilekar bir tiptir. Kaçmasını istemiyorum. Bunu yapmanın bir yolunu bulmalısın. Belki bu bronz parçası faydalı olabilir. Taketos onun... Taketos onun doğru kişi için bir servet değerinde olabileceğini söylemişti. Eğer hayatta kalmayı başarırsan tabii. Doğru söylüyorsa dikkatli olmalısın. Elinde olduğunu belli etme. Ama insanlarla konuşup ne kadar değerli olduğunu ve nasıl satılabileceğini anlamaya çalış. Bir şey daha var. Soylular ve diğer önemli insanlarla konuşurken kendini uzak ama seçkin bir aileden gelen biri olarak takdim ettiğinden emin ol. Bizim soyadımızı kullanabilirsin veya başka bir soyadı seçebilirsin diyor. Soyadımız Kirif dedik ya. Ya da Kirif. Tamam. Sancağınızın simgesini kişiselleştirin. Boyutu büyük olsun. Yaksın ortalığı. Şimdi ejderha. Kuşlar zaten bizim genelde birçok şeyin simgesidir. Genelde de öyle olmuştur ama bayrağımız kırmızı olsun, içi sarı olsun ya da yeşil olsun. Oo, şu renk güzel, beğendim bunu. At. Wow. Wow. Arkadaşlar. Kılıç falan yapmayacağım. Attır. Attır baba bunun işi. Bu içime sindi. İyi zaman ilk gördüğünü yapacaksın demişler. Artık yola çık. Ufaklıkların yerini öğrendiğinde gelip seni bulurum. Eğitim sona erdi. Artık Kaldradia'yı keşfetmeye özgürsün. Arkadaşlar burada bir bölümün daha sonuna geliyoruz. Bir sonraki bölümde tam buradan kaldığımız noktadan devam edeceğiz. Keşfetmemiz gereken daha o kadar büyük bir alan var ki yani daha başımıza neler gelecek? Ordumuzu nasıl daha da geliştireceğiz? Durum bizi nerelere götürecek bilmiyorum ama ben ilk bölümden çok heyecanlandım. Çok da muhteşem olmuş. Sizlerle birlikte bu seriyi bitiriyor olacağız. Onun yanı sıra kardeşlerim
Her gün saat 16.00'da yeni bölümde kanalda olacak. Lütfen bu anı kaçırmamak için, haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimler açmayı lütfen unutmayınız. Sizleri seviyorum. Bir sonraki bölümde tam buradan kaldığımız noktadan devam etmek üzere. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Hoşça kalın arkadaşlar.